Her bir insana ahirete köçenden sonra bu dünyaya kayıtmak isteği teklif etseler, hiç kimse kaydırmak istemez. Çünkü ahirette onun yeri güzel olandan sonra, cennet bahçesi olandan sonra neye kayıtsın ki? Ancak şehitten başka. Dedi, ya Resulallah nece? Dedi ki, kaydıp yeniden şehit olmak istiyor. Başka hiçbir şey. Yani onlar sevinç içerisinde dedi. Bizim kederlenmeyimiz, üzülmeyimiz bu tabii bir şeydi. Ona göre Allah şehitlerimizin yakınlarına sabır versin. Ama onlara bir şey için yeniden kaydırmak isteyenler, yeniden şehit olmak için, yeniden şehit olmak için. Allah Teala diye onlara dedi ki, ey kullarım ne istiyorsunuz? Dediler ki, yeniden şehit olmak. Çünkü o megamı görenden sonra. Bakın dedi, ferihine bime etâhumullah min fadli. Allah'ın onlara mükafat olarak verdiği bu nimetine göre sevinirler. Ve yestebşirûne billezîne lem yelhaku bihim. Hatta onlardan sonra bunlara yetişmeyenler için bile onların onlara kavuşmasını gözleyenler. Niye? Ela havfun aleyhim. Çünkü onlar için ahiret dünyasında bir korku yok. Ve lahum yahzanun. Onlar kederlenmezler. Yestebşirûne bi ni'meti min Allah. Allah'ın bu nimetiyle onlar sevinç içerisindedir. Sevinç içerisindedir. Çünkü Allah dergahında ruzlenirler. Altı de onlara ölü demeyin. Ölü değiller. Dergahımda ruzlenirler. Çünkü şehitler kıyamet kopmadan evvel hiç kimse cenneti görebilmez. Berzak dünyasında, kabir dünyasında ya kabri cennet bahçesi olar, Allah'a hamd olsun iman getirenler veya tam tersi. Ama şehitler değil, onlar ruhları seher akşam cennette gezip dolaşırlar. Yaşıl kuşların diye bedeninde. Seher akşam dolaşırlar. Ruzu budur. Onlar cenneti görürler.